yapılacak olan bir HES ve regülatörle ilgili olarak bulunmaktayız. Burada bir toplantı yapılacak saat 12'de. Bu toplantıda ÇED yönetmeliği gereği halkın katılımı toplantısı adı altında yapılacak olan toplantıda işte sözde barajın faydaları, barajın getirileri, giderleri, şunlar bunlar anlatacak. Ve burada yaşayan halkın görüşlerine başvurulacak. Yani bu barajı istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Tabii bu bizim için önemli bir aşama. Şundan dolayı önemli. Buraya gelecek olan şirketin, işte halkın burada baraj istemediğinin dosyasında bulunması çok önemli. Daha fazla duyarlı ve geleceğe hizmet eden bir şekilde hareket etmemiz lazım. Hepimizin bu doğaya karşı gerçekten de çok fazla duyarlı olmamız lazım. Bakın, tehlikenin en büyüğü tehlikeyi görememektir. Araplar petrollerini bitirdiler. 40 yıl sonra Arap petrolü kalmayacak. 40 yıl sonra en büyük savaş su savaşı olacaktır. Ve şu an Tunceli su açısından, potansiyeli açısından bir hazinenin üzerinde oturuyor. Eğer bu barajlar yapılırsa burada su kalmayacaktır. Bu zenginlik hazinesi kesinlikle yok olacaktır. Hepimiz çocuklarımızın geleceği için bu hazineyi sonuna kadar koruyacağız. Sonuna kadar korumak için bu hazine için mücadele etmeliyiz. Burada... Huzur, özgür, arkadaşlar! Ya tartışacak bir şey yok. Herkes söylediğini söylemiştir. Biz yazılı olarak vereceğiz. Ve başka bir açıklamada istemiyorum. Çünkü ilanlarınızı gönderdiniz, bölge halkına... Müzakere etmeye gerek yok, tartışmaya gerek yok. Hayır, şey, tutarmayın. Bir şey söylemeye gerek yok. Kimse bu milyarlarca yıllık mücadelesini birkaç yıl için asla tahrip edemezsiniz. Tebaa edemezsiniz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Doğanın yasası, doğal dönüşüm yasası. Siz doğal dönüşüm yasasını yok ettiğiniz zaman kınarları, kınarları, kınarları yurtacaksınız. O zaman değil Türkiye'yi, bütün Türkiye pislik yaratacak. Huzur! Özgür! Arkadaşlar! Huzur! Özgür! Arkadaşlar! Huzur! Özgür! Arkadaşlar! Şunu da söylemek istiyorum. Bir dakika. Bakın bu doğa cansız değildir. Bu doğa canlıdır. Bu doğanın canı bizim canımızdır. Ve bu doğanın canını kendi canımız gibi sonsuza kadar koruyacağız. Bundan da emin olun. Biz bu doğanın gözüyüz. Biz bu doğanın sözüyüz. Ve biz bu doğanın özüyüz. Ve biz bu tabiatta yaşayan her doğanın canına yanında anasıyla değerli arkadaşlar, ÇED komisyonuna 62 adet bilgi, çevre halkının görüşleri doğrultusunda istemiyoruz diyerek verdikleri dilekçeleri sunuyoruz. Bir kopyasını da talep ediyoruz müdürüm sizden. Biliyorsunuz biz şeyler. Yani onu bir tane benzer bir uygulama tutanağın tutulmasını talep ediyoruz. Vazgeçmemiz asla ve asla mümkün olmayacaktır. Suyun ticari amaçlar için kullanılmasına, satılmasına, hunharca kirletilmesine veyahut da yok edilmesine her zaman karşı duracağız. Muzur, bu halk için kutsal bir nehirdir. Bülbül Vadisi üzerinde de yine sayısız kutsal mekanımız vardır. Bu alanların sular altında yok edilmesine karşı duracağız. Bundan dolayı ilimiz sınırları içerisinde baraj ihalelerini almış olan yerli ve yabancı şirketlere ihalelerden vazgeçmeye çağırıyoruz. Yine aynı şekilde devlet su işleriyle Çevre ve Orman Bakanlığı'nın da Muzur ve Külmür Vadileri üzerindeki baraj projelerini iptal etmeye davet ediyorum. Dersim çevre girişimi. Tamam.